Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, Ramazan-ı Şerif'in şu mübarek gününde, şu ikinci bölümün sonlarına yaklaştığımız mağfiret döneminde, bizleri mağfiret eylesin. Günahlarımızdan ve cehennemden bizleri azad eylesin. Hürriyetimizi bize ihsan eylesin. Hürriyet biliyorsunuz ki özgürlük anlamındadır. Özgürlük insanın en büyük hürriyeti ve özgürlüğü günah yüklerinden özgür olduğu zamandır. Bir insan günahların ağırlığından, günah bukalarından, tasmalarından sıyrıldığı zaman Allahu Teala bir kulunu affettiği zaman, mağfiret ettiği zaman okul öyle bir yenilik, hafiflik hisseder ki öyle bir mağfirete nail olur ve mazhar olur ki artık okulu fakirlik, hakirlik, hastalık, hiçbir şey prangaya alamaz. Hiçbir şey onu e, bağlayamaz. Bizi bağlayan günahlarımız. Geçen günkü derste de başladım. Oradan başka yerlere Allah Teala bizi çekti, çevirdi, götürdü. Tabii konuşmalarımız da irticalidir. Yani bir ders hazırlayarak konuşmuyorum. Bütün konuşmalarımda Allah Teala ne verdiyse bilgi birikimimizden, hafızamızdan, Rabbimizin lütfettiği, ikram ettiği malumattan sizlere vakit el verdiği kadar bazı ilimler, ayetler, hadisler arz etmeye, sunmaya çalışıyorum. Bundan dolayıdır ki dün de bu konudan başladık. Fakat başka mecralara Rabbim bizi e, sevk ı ilahi ile yöneltti, yönlendirdi. E, dolayısıyla burada bizim ne yapmamız lazım? Mağfiret bölümü bitmeden evvel, şu birkaç gün kalmış, e, ikinci on bitene kadar... Günahlarımızı mutlaka bağışlatmamız, affettirmemiz, kendimizi Rabbimize mağfiret ettirmemiz lazım. Bunun çarelerine bakmak lazım. Bu en büyük dertten, musibetten kurtarmak lazım. İnsan evvela günahkar olduğunu düşünecek ve günahın en büyük derdi olduğunu düşünecek. Bugün insanların çoğu derdin nedir, e, durumun nedir diye sorduğu vakitte günahlarımdır demez. Herkes borcum var, hastalığım var, hastam var, hanımım hasta, çocuğum hasta, eşim hasta veyahut efendim şu derdim var, şunu alacağım, şu lazım. Şu güne kadar konuştuğumuz insanlardan tabii bizim çevremizde çok salih insanlar da vardır, tanıdığımız, görüştüğümüz onlardan birkaç tane duymuşum. Ama geri kalan bu kadar toplumda insanlarla görüştüğümde hiç kimseden nasılsınız dediğimde iyi değiliz. Neyiniz var dediğimizde günahlarımız var. Çok sıkıntımız var. Allah bizi affetsin diyeni görmedim. Bu da gösteriyor ki insanların derdi günahları değil. İnsanların derdi günahları değil. İnsanlar efendim kendi dünya işleriyle, ilgi ve alakalarıyla meşgul durumdadırlar. Kimse günahın vebalini bundan nasıl kurtuluruz, nasıl sildiririz diye düşünmüyor. Halbuki günahları sildiren öyle ameller var öyle faziletli ameller var. Öyle ibadetler var. Mesela şimdi Ramazan-ı Şerifti. İftara yaklaşmışız. Ben size birkaç kere de söyledim de bakayım. iftardan evvel okunacak dualar ve zikirler bahsinde mesela bazı dualar var. Orada insanın günahlarından kurtulması için okuyacağı zikirler var. Bunlardan bir tanesini daha evvelce derslerin başında söyledim size. Onu bırakmamak lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o duayı Arifan dergisinde de var. Ramazan Şerif e, kitabı belki e, herkesin elinde bulunmayabilir. E, Arifan dergisinde de iftar duaları bölümü açtık. E, bu Ramazan sayısında, Ağustos sayısında Arifan dergisi olanlar e-postayla da, E-dergi, E-dergi yoluyla da Arifan dergisine ulaşılıyor. Yani onların usulünü ben bilmem de. Belki e, eline abone olup gelmeyen veya e, abone olma, olmadığı için e, ben nasıl ulaşabilirim acil diyenler. E-dergi yoluyla da ulaşabilir. Burada bazı hadis-i şerifler var. Mesela bir tanesinde, bunu baştan beri söyledim, hangi bir Müslüman iftar saatinde Allah Teala'ya dua eder? Ya azim, ya azim, ey büyük Allah, ente ilahi benim ilahım ancak sensin. La ilahe gayruke senden başka hiç ilah yoktur. İğfirli zembel azim, benim için büyük günahlarımı affet. Fe innehu la yaghfiru zembel azim illel azim. Büyük günahları ancak büyük olan Allah affedebilir. Bu hadisi şerifi e, burada geçen duayı okusa ne olur diyor? إِلَّا قَرَجَ مِنْ ذُنُوبِكَ هُمْ وَلَدَتُمُ Annesinin onu doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır çıkar. Bu ne kadar kolay bir şey. Tabii insan biraz huzurlu olması lazım. Manevi haz alması lazım. Yani manayı düşünmesi lazım. Papağanlık yapmaması lazım. Yani sadece yazayım yazayım deyip geçmemesi lazım. O Allah'ın büyüklüğünü düşünmesi lazım. Kendisinin de günahkarlığını düşünmesi lazım. Ondan sonra Ya Rabbi beni affet. Büyük olan günah ancak büyük Allah affeder. Bu manayı düşünerek, bu mana mülazasıyla bunu yaparsa annesinin doğurduğu günde gibi çıkar. Ramazan Risalesi'nde 380. sayfede. Dergide de bilmiyorum. Derginin son tarafında iftar dualarıdır. Ona da bakabilirsiniz. Ve Allah Teala bu dua sayesinde onun dünya ve ahirette ne kadar sıkıntılı işleri varsa işlerini yoluna koyar. İşlerini yoluna koymak ne demek? Keşke birini bulsak da işlerimizi yoluna koysa diye uğraşıyoruz. Darmadağın olmuşuz. Herkesin kırk türlü kafasında karışık işleri var. Allah Teala bunu üstlenir. Bütün işlerini bu kulunun yoluna koyar. Ve buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem fe inna kelimetün yuhibbihallahu ve rasuluhu Bu kelimeyi Allah ve Peygamber çok sever bu duayı. ve usluhu ve amra dünya ve ahiret Dünya ahiret işlerinizi bununla yoluna koyar. Allimu ve akıbekum çocuklarınıza da bunu öğretin. Yani iftar sofrasında şimdi birazdan oturulduğunda bu dua okunmalı, çoluk çocuk tekrar etmeli. En az bir kere, üç kere de kuvvetli olur. Bu dualar okunmalı. Yani af olmadan diyorum ya bu on günden, ikinci on günden çıkmamak lazım. Madem bu ayın ortası mağfirettir. Evvel rahmet, başı rahmettir, geçti. Ve sattu Ortası mağfirettir. Şimdi o bölümdeyiz. Yani onu da bitiriyoruz. Birkaç gün kaldı. Onun için bu mağfiret affolunmamız için ne gerekliyse yapalım. Bir de bak, günahlardan tevbe edelim. Nasuh tevbesiyle dönüş yapalım. Bir daha yapmamaya azmedelim. Yani karar verelim. Ondan sonra geçmişte kaza namazlar, oruçlar, zekatlar varsa kaza etmeye niyetlenelim ve bil fiil buna başlayalım. Allah Teala bizden sadakat görsün, samimiyet görsün, rıza görsün. Yani seve seve İslamiyeti yaşadığımızı görsün. E şimdi bundan sonrasını yapayım da gerisini boşver olmaz borçlusun. Borcumuzu ödediğimizi görsün, ödemeye başladığımızı görsün. Belki bitiremeden ölürüz. Ama mühim değil Allah Teala bizden iyi niyet görsün. Ki bu kulun bana karşı efendim benim dinime karşı ciddiyetini ele aldı. O zaman Rabbim bütün işlerimizi yoluna koyar ve bizi mağfiret eder. Yine burada bunları efendim unutmamamız için Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh iftar açarken bir dua yapardı. İbni Mace'de bu duada geçiyor. Allah beni yeselüke bir <laughs> rahmeti kelleti ve şahat kulle şey en teğfir zülubi. 381. sayfada. Ya Rabbi senin rahmetin her şeyi kaplamış. Rahmetin o kadar geniş ki Kur'an'da buyuruyorsun. Ve şahat rahmeti ve rahmeti ve şahat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Senin bu ilahi müjden gereği, her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine senden dilerim ki en li zunubi benim günahlarımı bağışlayasın. Mağfiret eyleyesin. Bak yine dert ne? Günahlar. Neden azad olmak istiyoruz? Müslümanın derdi ne olacak? Bak daa ve deva ukum fi. Hastalığınız da Kur'an'dadır, ilacınız da Kur'an'dadır. Hadis-i şerif. Emma <laughs> daa hastalığınız nedir? Fezunu <laughs> bukum günahlarınızdır. Hastalığınız günahlarınızdır. Başka dert aramayın size. Dert olarak günahlarınız yeter size. Dünyada da hasta eder sizi, rızkınızı keser, musibetleri başınıza indirir, ahirette de sizi cehenneme girdirir. Daha ne istiyorsun? Bundan büyük dert mi olur? Ve emma devakum ilacınıza gelince yani devanız nedir? İlacınız nedir? istiğfar, mağfiret talep etmenizdir. Yani bağışlanmak istemeniz. Devamlı ne diyeceksin? Estağfirullah, estağfirullah. Ama lafta kalmayacaksın. Laklakay, lisan kabilinden konuşmayacaksın. Ey Allah'ım ben çok günahkarım. Senin beni bağışlamanı istiyorum diye istirham edeceksin. Rabbinden niyaz edeceksin. Estağfirullah. Sadakatle bir daha günah yapmama azmederek, karar vererek istiğfar edeceksin. İstiğfar Risalesini size arz ettim. Arifan yayınlarından çıkmış. O istiğfar risalesinde o kadar istiğfarlar var ki onları okuyan günahkar kalmaz. Ve istiğfarla ilgili ne bilgiler, ne ayetler, ne hadisler ben şimdi hepsini burada kalkıp anlatacak vakit bulamıyorum. İstiğfar demek sadece estağfirullah lafzıyla, sigasıyla olmaz. Mesela bu duada ne diyor? Her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine senden dilerim ki benim için günahlarımı mağfiret edesin. Bağışlayasın. Bu da istiğfardır. Mesela illaki ki istiğfar derken günahları affettirmesi için Ya Rabbi beni affet manasında değil. Başka dualar da vardır. Mesela yine burada Ebul Ali Hazretleri'nin bir nakli var. İftar vaktinde her kim Elhamdülillahi lezi ala fe kahar Elhamdülillahi lezi betane fe Elhamdülillahi lezi meleke fe Elhamdülillahi yuhyil mevta Bak hamd. Ne diyor burada? Yüce olan, istediğini zorla da olsa yaptıran Allah'a hamdolsun. Bütün hamdler bakıp gören, her şeyi bilen Allah'a mahsustur. Bütün hamdler yegane padişah ve sonsuz güce sahip meliki muktedir olan Allah'a mahsustur. Bütün hamdler ölüleri dirilten Allah'a mahsustur. Türkçe manaları da var. 381 82'ye geç. Bunu diyor iftar vakti kim derse anasının doğurduğu gündeki gibi anasının doğurduğu gündeki gibi tertemiz olarak oruçtan çıkar. Bak ne kadar kolay şeyler, ne kadar güzel şeyler. Allah Teala bizi affetmek için bahane arıyor ya. Şunu yap affedeceğim, şunu yap affedeceğim. Adam aksi katır gibi direnirse onu da yapmıyorum, onu da yapmıyorum, onu da yapmıyorum. Bu olmaz. İnsan günahını, kusurunu bilmek durumundadır. Şimdi bu müjdeleri duydunuz, oruçlu ağızlarınızla bu dualar okunmalıdır. E ne zaman? Tabi oruç saatlerindeki dualar müstecaptır. Oruçlunun duası, oruç ağzına yaptığı bütün dualar makbuldür. Günah istemedikten sonra. Öyle piyango çektim çıksın falan diye dua etmezsen, öbür dualar yani helal olan, hakkın olan dualar müstecaptır. Ancak oruç saatlerini özellikle günahların bile yazılmadığı iftara yakın anlar. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. İnne Allah azze ve celle yuhi ile hafaza Allah Teala hafaza meleklerine vahiy ediyor. En la tektubu ala suvvami abidi ba'del asr seyyiyeten Oruçlu kullarıma ikindiden sonra günah yazmayın. Allah Bu da acayip bir müjdedir. Şimdi bu saatler pek günah yazılmayansa iyi hoca ta hazır yazılmayan saati bulmuşuz bindirelim istediğimizi yapalım. Olur mu öyle şey ya? Sen aleyhine mi uyanık dolaşıyorsun? Sana biz lehine bir şey söylüyoruz, sen aleyne çeviriyorsun. E şimdi madem günah yazılmıyor, ben de biraz namerremleri seyredeyim. Olur mu öyle şey? O vakit kat kat yazılır. Neden? Allah'ın verdiği imkanı, fırsatı ne kötüye kullanıyorsun, istisbar ediyorsun. Mevla görmüyor mu? İkindiden sonra oruçlu kullarıma günah yazmayın. Yani bu tabi oruç ekseri ikindiden sonra en fazla yoğunluğunu ve yorgunluğunu gösterir. Zaten pek ikindiden sonra <laughs> günah yapacak adam da e, pek yoktur yani. Hele böyle Ağustos sıcağında 16 saat oruç ikindiden sonra pek öyle efendim zaten açayı oynamaz neler affedersiniz. O saatten sonra ne göbek atabilir, ne şarkı dinleme mecali kalır, ne namerem çıplığa bakma gözü kalır, ne gıybet etme zaten ağzı kurumuş yapışmış. Adam diyor gel biraz laflayalım. Ne laflayalım ya? Ağzım yapışmış birbirine ya. Biraz çay içeyim, çorba içeyim ondan sonra konuşuruz. Demek ki ikindiden sonra Rabbim tabi biliyor işi. İkinden sonra pek günah yapmada mecelleri kalmayacağı için ikinden sonra kullarıma seyyiye yazmayın. Böyle de bir müjde var. Ki bu e, kıymetli eserlerde var. E, Hatip Bağdadi tarihi Bağdat'ta naklediyor. Hakim müstedrekinde değil de e, Et-Tarih isimli bir eseri var. İmam-ı Hakim, Muhaddis... O da orada zikrediyor. Alel müttakiken zulüm halde alıyor. Yani bunların kaynakları var. Ben bunları öyle desteksiz atmıyorum, uydurmuyorum. Ama bu fırsatları değerlendirelim diye teşvik mahiyetinde bunları söylüyorum. Şimdi şu saatler da yazılmadığı şu mübarek saatlerde Allah Teala tecelli ediyor, iftar yaklaşıyor, beraatler dağıtılıyor. Bir milyon kişi cehennemi hak etmiş, dün ölse cehenneme girmesi kesinleşmiş olan Bugünkü iftar saatinde her akşam böyle azatlar, veratlar dağıtılarak devam ediyor. Şimdi iftara yakın iftarda 1 milyon azatlıdan biri olma imkanımız var. 1 milyon da az bir sayı değil. Yani 1 milyon baştan sonuna kadar 30 milyon eder. Son gece baştan sonuna kadar toptan bir o kadar azat var. 60 milyon eder. 60 milyon da tabii çoluğu çocuğu sayma. Yani 60 milyon buluğa ermiş adamdan bahsediyoruz. E buluğa ermiş adamlar içerisinde 60 milyon. E bir de ehli sünnet dışını da Boş ver gitsin, koy ver. Onlar da pek buralara girecek halde değiller. İtikatları bozuk adamlar. Sahabeyi sevmez, ona söver, buna söver, Ebu Bekir'e söver, Ayşe anamıza iftira. Bunlar mı olacak yani? Biz dururken bunlar mı olacak? Hazır biz burada duruyoruz. Ehli sünnet, Müslüman kullar olarak her şeye inanıyoruz. İnanmadığımız bir şey Sıfır. İnanma meselesinde hatamız sıfır. Benim mesela imanımda, itikadımda, ehli sünnete göre bakarım böyle sıfır. Hiçbir pürüz yok. Amelde kusurum çok. Ama iman bedava nasıl olsa, imanda sağlamım. E dolayısıyla Rabbim de imanları affedecek tabii ki, imansızları affedecek. Hali yok, inna Allah la yaghziru. Eyüşra gibi, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bir adam şık koşarsa, bir adam Kur'an'ın bir ayetini inkar ederse, Allah'ın bir helalını haram derse, bir haramına helal derse, tabii ki ayet ve hadisle de kesin delillerle sabit olduktan sonra, bu adam kafir olur. İstediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, iş Hiç fark etmez. Öyle nice Mekke'ye giden kafirler var, nice tekkiye giden gavurlar var. Öyle bir şey yok. Halader Efendi Hazretleri Fatih Camisi'ne bir kere girdi de millet secdede kalabalık. Demek mübareğe ne gösterildiyse bağırıyor. Alnı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı. Yani bu şimdi hepsine demek değil. Öğleleri var. Kambersiz düğün olur mu? Bol miktarda gavur, münafık hepsi var. Teravide de var, şurada da var, burada da var. Geliyor, geliyor, namazı kılıyor. Zavallı, yazık ya. Yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Ondan sonra efendim, diyorsun ki Kur'an'da böyle bir ayet var. Hadi be diyor, Kur'an'da olsa da inanmam diyor. Ben bunu kulaklarımla duydum bir adamdan. Neymiş efendim? işine gelmiyor. Allah Teala buyuruyor, Kur'an. Hırsızın kolunu kesin. E şimdi o kesilmiyor. Ya kesilmiyor başka. Allah'ın emrinin bu olduğuna inanacaksın. Sen kalkıp da hırsızın kolunu kendin kesemezsin. Bu mahkeme kararıyla olacak iş. Şu anda bunu kimse kendisi tatbik edemez. Uygulaması da e, efendim şu anda yürürlükte değil. Ama mesele iman bazında, itikat bazında. Yani inanmak. Allah böyle buyuruyor. Ya bunu Allah buyursa da bu olmaz dediğin zaman senden Müslüman olmaz. Bu kadar basit. Kısasta hayat var diyor. Sen ne yapıyorsun? O kadar askeri, polisi, şehit eden adamları alıyorsun. Bir karış bostan yan gel ya dostman. Yediriyorsun da içiriyorsun. Herifin de oradan kafası kalkıyor, ahkam çeşiyor. E tabi. Bir kişiyi bile öldüreni, öldürteni, azmettireni sen kalk kısas yap öldür bakalım. Ondan sonra bu terör kalır mı? Kalmaz. Anca sen ilave hapishane yapıyoruz arkadaşlar. Hapishaneler yet ilave adliye binası. ilave hapishane. E kardeşim bu ilave ilave bütün evlerden çıkalım İstanbul'un tümünü hapishane yapalım. Gidelim bize başka bir tarafa da. Ne yapacağız bu kadar hapishane? E neden? Çünkü neden? Böyle kum fil kısası hayatın yaşamak istiyorsanız adam öldüreni öldüreceksiniz diyor. Ama bunu yine ne yapamaz? Halk yapamaz. Bir adam benim bu adam babamı öldürdü diye kalkıp onu katil diye öldürse suçludur. İslam'da böyle bir hakkı yok. Çünkü neden? Bu yine mahkeme işidir kaza işidir, hüküm işidir. Şu anda bu hükümler yürürlükte değil. İdam vardı, o da kaldırıldı. Bu hükümler yürürlükte olmadığı için ben şimdi insanlar bunu kendi tatbik edemez. Kesinlikle caiz değildir. O zaman zaten kan davaları çıkar, daha büyük fesatlar çıkar. Öyle olmaz. Çünkü şahıs yaparsa kan davası olur. Devlet yapacak ki kan davası olmasın. Şimdi ben onu demiyorum. Şu anda yürürlüktedir değildir. Biz de biliyoruz yürürlükte değildir. O ayrı bir şey. Ama sana diyoruz ki Allah'ın hükmü budur. Allah'ın hükmü budur. Sen işine gelen de, kendine dokunan da adamın kafasını keselim diyorsun. Şimdi Hoca Efendi Hazretleri, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri, Beykoz'da bunu bir gün konuşuyor. Yani ayetten tefsir sırası geliyor, o ayetteki derste konuşuyor. Ders bitti, ertesi hafta yine Beykoz'da her ikindi de giderdik mübarekler. Yine e, yani başka bir ders konuşulurken adamın birisi ayağa kalk. Hoca efendi bir şey söylemek istiyor. Ne var buyurun. Cemaatin içinden de böyle ortadan kalkmak adeti pek yoktur. Cesaret ister yani. Herkes bakar böyle falan. Ne var? Ya dedi sen dedi geçen hafta dedin ki hırsızın kolu kesilecek ayetini okudun ya. Ben de içimden dedim ki ya bunun zamanı mı ya? Böyle şey mi olur? Bu İslam nasıl bir şey falan. Yani bu. Ben de dedi... Yeni emekli oldum dedi. Çalıştım, didindim, çabaladım. Paraları biraz tabii zaten yiyorsun, içiyorsun, kenara az bir şey ayır, ayır, ayır. Bir araba aldıydım dedi. Bu haftada dedi bizim araba çalındı. Şimdi dedim ki bu hoca dedi kolunu kesin ama ben bu arabayı çalanı bulsam kafasını keserim dedim diyor. Yani yine kendisi zalim. Bak Allah'ın dediği yerde durmuyor. Kendine dokununca Allah elini diyor bu kafasını kesiyor. Bak. Işte. Demek ki insan salimdir. İnsan bencildir. İnsan Allah'ın bütün alemleri nizama sokmak, bütün insanlığa düzen vermek için gönderdiği hükümleri beğenmez. Ama nefsine geldiği zaman, kendine dokunduğu zaman o zaman da yeterli bile görmez, daha fazlasını yapar ve yapmak ister. Nasrettin Hoca'nın işine dön. Adam geldi, hoca bende var, sizin inekle bizim inek bayrın başında tokuştu var. E Bizim inek yuvarlandı ya. Bunu tazmin ne lazım gelir? Tazmin etmek lazım gelir. Hoca dedi ya kardeşim ben mi hayvanı tembihledim ki senin hayvanını efendim düşürsün aşağı diye? Yok. E, hayvan akıllı değil. Mesul değil, mükellef değil. Ne yapacağım yani? Bir şey gerekmez dedi buna. Adam dedi hoca efendi sürçülisan vakı oldu. Sizin inek yuvarlanmış dedi. Kardeşim dedi niye doğru sormuyorsun? İnsan soruya göre cevap verir. Sen dedi niye doğru söylemiyorsun? Şimdi kara kabukluya bakmak lazım dedi. Yani başkasının ineği gitti. Hayvandır, mesul değil, mükellef değil. Bir şey lazım değil. Senin inek gidince hele kitabı getirin bakalım. İş karıştı ya. Tabi haberlerde seyret. Adamın evini soymuşlar. Yeni evli çiftler altınlarını götürmüşler. Gelinin bileğini kesmişler. Falan. Vah 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 tüh 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 falan. Ondan sonra hırsıza bir şey yapmak arkadaşlar Aa hırsıza da acımaya başlar. Hırsıza niye böyle yapıyorlar bu kadar? Ya insan hakları bilmem ne hakları falan falan. Ondan sonra ama kendi evine girildiği zaman o zaman pompalı tüfekten erive varsa girecek. E şimdi kardeşim sen ne adaletsiz adamsın. Niye kendine göre düşünüyorsun da topluma göre düşünmüyorsun? Allah ki bütün kulları yaratmış. Herkese göre nizam düzen koymuştur. Allah Teala sana özel Kur'an, kitap gönderecek hali yok ki. Allah Teala bu alemleri yaratandır. Ne gibi? Efendim, bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alıyorsun. Bir de bunun yanında katalog veriyorlar. Bu katalogda da ne var? Ee, şuraya düğme basacaksın, şunu fişe takacaksın, işte onları yazıyor. Bir de mesela... Garanti kapsamında iki ayda garantisi var. sene garantisi var. Aldım bunu şimdi. Ondan su koyacak yere gittin çamaşır koydun. Şey koydun efendim toz koydun. Çamaşır koyacak yere su koydu Hepsini karıştırdın birbirine. Açtın bölmeleri bölümleri ters ters koydun. Ondan sonra motoru yaktın. Bunu sen ya gidip garantisini ödettirebilir misin Peki, dedilen yere düğmeye basmadığın zaman da bunu istediğin şekilde çalıştırabilir misin? Verim alabilir misin? Alamaz. Neden? Çünkü o makine yapan ona katalog koydu. Bu düğmelere basıp bu şekilde çalıştırırsan istifade edersin. Yok kendi kafana bunu yapmaya kalkarsan motoru yakarsın. Şimdi Allah Teala bizi yarattı. Bu insanları, bu alemleri yarattı. Ondan sonra da bir kitap indirdi. O kitapta da bu insanlığın dünyada huzur üzere cennet hayatı yaşaması için gereken, gereken talimatı yazdı. İşte Kur'an o kitaptır. Bu Kur'an'a kim bakar? Kim bunu amel eder? Kim bunun hükmünü icra eder? Kim buna göre hareket eder? İnne hazel Kur'ane yehdi lilletihi İşte bu Kur'an en doğru, en sağlam, en muhkem yola hidayet eder. Eriştirir Allah Teala buyuruyor. Bunun üzerine bir kitap yok. Bir hüküm yok. İnsanın iki cihan saadeti için yol gösterici tek rehber. Ondan sonra hadis-i şerifler gelir. Efendim ondan çıkarılan fıkıhlar, akaitler, tasavvuflar gelir. Ama hepsinin ana kaynağı Hazreti Kur'an. Zalik <laughs> el kitab la raybe Bu kitabın hak olduğunda hiç şüphe yok. Hüdellil <laughs> muttakîn. Haramlardan sakınanlara yani emirlerini tutanlara yol gösterir. Öbürüne de yol gösterir ama adam yoldan gitmiyor. Yoldan gitmeyene göstersen ne olur? Maksadına ulaştırmaz. Ama Kur'an'ı dinleyenler takva sahipleridir. Onlar için bizzat ulaştırır. Elinden tutar. Dünyada da ahirette de cennet hayatına girdirir. Hiç şüphe yok. Kur'an'a tabi olan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı cennetten indirirken şimdi sana fehimma cennetu minni uden Hava anamız da iniyor. Şeytan da koldu arada iniyor. Sizden bana bir benden size bir hidayet rehberi gelecek. Benden size. Adem Aleyhisselam'a sayfeler geldi, Suhuf. Sonra Şisa yani Şisa Aleyhisselam'a geldi. İşte diğer peygamberle İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a Suhuf ayrı geldi. E Musa Aleyhisselam'a ayrıca Tevrat geldi. Böyle kitaplar. Şimdi bize Hazreti Kur'an geldi. Şehr Ramazan elledi yüzüyle Kur'an. Hem de şu Ramazan ayında geldi. Kur'an bu mübarek ayda indirildi. Bu öyle bir kitaptır ki. Ama aradan zikri. Kim benim zikrimden, kitabımdan, beni anlatan Kur'an'ımdan yüz çevirirse. Yüz çevirirse ne demek? Ona bakmazsa demek değil. Tabi bakmazsa da o demek ama ona uymazsa, emirlerini tutmazsa, yasaklarından kaçmazsa demek. Yoksa sen efendim Kur'an'a bak, öp, başına koy, kucağına koy. Ondan sonra da de ki bu mesele Kur'an'da olsa da ben bunu kabul etmem. Ne oldu sen şimdi? Yine Kur'an'dan yüz çevirdin. Neden? İmansız oldun. Mesele onun buyruklarını hazmetmek, inanmak, kabul etmek. Amel etmek ayrı bir davadır. Tembelliğinden, gevşekliğinden, zaman zemin icabı insan bazı hükümlerle amel edemeyebilir. Ama en azından bunun pişmanlığını duymalıdır. Bundan üzüntü duymalıdır. Ben nasıl amel edemiyorum diye. Tevbe etmelidir, istiğfar etmelidir. Yok bununla amel etmeye lüzum yok derse, bunun hükmü geçmiştir derse, bu nasıl Müslüman olacak? Kim benim kitabımdan yüz çevirirse, yani iman etmezse, iman eder, okumaz, amel etmez, o da bir kısım yüz çevirmektir. O da bir kısım yüz çevirmektir. Onun da azapları, tehlikeleri var. Ama en azından onlar cehennemde ebedi kalmaz. Suçu kadar yanar çıkar. Ama lazım değil bu kitap bizi yönetemez bunda iş geçmiş bu eski falan bunun hükümleri isabetsiz derse o kafir olur. O tam bir çevirmiş ebedi cehennemde kalır çıkmaz. Fe inne lehu ma'işeten danka Yarın ahirette onun için dünyada da onun için dar bir hayat var. Sıkıntılı bunalımlı ya hoca ben öyle diyorsun ama bak kafirler bu kadar gavurlar bizden rahat. Sen öyle zannet. Huzur başka bir şeydir. Bir adamın trilyonu olur, huzursuz olur. Bir adam soğan ekmeği olur, huzurlu olur. Kalp huzuru Kur'an'dadır. Zikirdedir, İslam'dadır. Parada pulda değildir. maldan mülkte değildir. İstediğin kafirler. Nerede rahat kafirler? Onların iç alemlerindeki sıkıntıları kopan o şekleri, şüpheleri, vesveseleri, evhamı gelişi güzel yaşıyorlar ahireti bilmeden, cennet cehennemi bilmeden, öldükten sonra neler olacağını bilmeden bir adam nasıl yaşar? Öyle yaşar. Onlara sıkıntılı hayat var. Yani bereketsiz. Müslüman 20 sene yaşar, ebedi cenneti kazanır. Kavur 120 sene yaşar. Böyle güzel portakal suları falan sıkıp içerler falan böyle. Devamlı vitaminlerini yalırlar. Çok spor yürüyüş yaparlar. Böyle filinta gibi. 90 yaşında görürsün böyle çivi gibi adam. E sonu cehennem olduktan sonra ne yapayım adam istediğin kadar vitamin ne olsun yani? Cehennemde daha fazla ateşe malzeme çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Şimdi bakarsın Müslüman fakirdir, hordur, hakirdir. Bakarsın gavur o ağdır böyle. Zengindir, itibarlıdır falan. Aldanma. Bir gavur bir Müslüman balık avlamaya çıkmışlar. Kitapta geçiyor bu. Yani rivayetlerde. Gavur Tutuyor çekiyor. Atıyor çekiyor. Livarı doldurdu şey. Kavur. Bayağı balık tuttu. Müslüman zavallı. Eli yoruldu koptu. Saatlerce bir tane tuttu. Onu da denize kaçırdı. Ondan sonra bir işte Şimdi Müslümanın başında da görevli melek var. Gavurun da başında görevli melek var. Hep ahiret yani manevi tarafta üzerimizde görevliler var. Levmu akibatun min kalbi insan önünde ardında takipçi melekler var. Kafirlerde de var. Yahfazun ömün emriyle onları da koruyorlar. Öbür türlü her dakika kafasına taş düşer herkesin yani. Öyle olur mu? Millet nasıl böyle kıl payı yaşıyoruz yani. Her an kaza bela. Şimdi Müslüman'ın meleği üzgün. Kafirinki de hoş sevinçli değil yani. Melek zaten onu tutmuyor. Ama Müslüman'ınki çok üzüldü. Allah Teala sordu. Niye üzgünsün? Dedi ya Rabbi bu adam Müslüman adam, abdestli, namazlı, zikirli, Kur'an. Canı çıktı bir balık tutamadım. Tuttuğu balığı da denize düşürdü. Bu gavur kitapsız. Amba balık tuttu ya. Ben bunu anlamıyorum. Yani biraz üzüldüm. Allah Teala buyuruyor dur sen gel sana ikisinin gideceği yeri göstereyim. Ne alakası? Bir Müslümanın gideceği yer cennet, uh, diz boyu nimetler, uh, rizilman, vildan, köşkler, saraylar. Bir de bu gavurun gideceği yeri göstereyim. Bir de baktık cehennem ateş kaynıyor, yanıyor, gürlemiş, alevler semayı tutmuş. Dedi ya Rabbi tamam anladım. Ya dedi üzülmeye değer miymiş dedi ya. Bu Müslümanın sonu cennet olduktan sonra hiç balık tutamasa ne zarar eder? Bu gavurun sonu cehennem olduktan sonra bütün balıkları tutsa ne kar eder? Adam ye iç sonu cehennem. Ne olacak? Kur'an'da söylüyor kafirleri. Yeyin, için, zevklenin, keyiflenin. Sonuna kadar. Fe inneme sıyrakum. Çünkü varacağınız yer ağır ateşe kadar. Ne olacak? Sonu cehennem olduktan sonra bütün dünya olunmuş da şuymuş da buymuş da. Maçlara en iyi böyle locada katılıyormuş. Bilmemlerde nerede ağırlanıyormuş. Bilmem hangi barda pavyonda en ön köşede baş köşede oturuyormuş da. Karılar, kızlar, gelsin içkiler, şaraplar, şampanyalar. Sonu cehennem. Bunun keyfi kaç gün sürecek? Bugün bunun zevkinin tadı ne kadar kalacak? Onun için imansızlık büyük bela. Biz ahirete göz dikelim. Ahirete kazanmaya bakalım. Ahirete kazandıktan sonra bir zarar yok. Ne zarar eder? Bütün dünya bizim olmasa, dünyadan yüz çevirsek. Onun için benim Kur'an'ımdan kim yüz çevirirse ona dar bir hayat var. Hani dar bir hayat işte? Adam bu kadar rahat. Sen öyle zannet. Onun o zevkleri, keyifleri uzun yaşaması, sağlıklı yaşaması azabını arttırmak için. Yani neden? Daha fazla günah yapsın da ateşi daha fazla tutuşsun diye. Ne buyuruyor allah Teala? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sanmasın ki enne manum lilum Onlara para, mal, mülk, sağlık, sıhhat, uzun ömür ve maddi imkanlar verdiğimiz kendilerinin hayrınadır. inne <laughs> manum biz onlara niçin süre veriyoruz, mühlet tanıyoruz? Li yezdadu ithma. Günahları artsın diye. Yani azapları artsın diye. Cehennemde daha fazla tutuşsunlar diye. Böyle <laughs> mu Onlara alçaltıcı azap var. Onun için bir insan Cehennemde daha fazla kalmak, daha fazla yanmak için imkan ister mi? Yaşamak ister mi? Şu anda bu fırsat elimizde olsa, yani böyle bir şeyi bilsek, tercih kullanacak olsak, ben ne derim? Aman ya Rabbi, 10 sene az yaşayayım, hemen öleyim, yeter ki cehennemin yüzünü görmeyeyim, direkt cennete gideyim. Bana şu anda garanti versinler, sen buradan şimdi ölsen cennetliksin, elimde olsa, hiç eve eve gideyim, bir de çoluk çocuğu hala hatırlatayım demem, vallahi giderim o garantiyi alsam. Niye? E ne yapacağım çoluk çocuğu? Beni cennete mi götürecekler? Ben ahirete bakarım. Ebedi hayatıma bakarım. Sonsuz hayatta yerim neresi olacak? Yurdum neresi olacak? Burada ev var, ocak var, yemek var, yatak var, yorgan var, yastık var. Bir şey eksik olsa bir yastık, başın yastıksız kalsa tutulur kafan. Kalkarsın ağrır. Yastıksız yatılır mı? Yumruk kadar topraklara yatırırlar adam sonra bir gün. E dünyada her şey lazım. E lazım. Ahirette lazım değil mi? Lazım. E nereden kazanacaksın? E buradan kazanacaksın. Burada ne yapıyorsun? Göbek atıyorsun. La ilahe illallah yapıyorsun. Buradan kazanmıyorsun. Ahirette ne yiyeceksin, ne içeceksin? Subhanallah ve hamdi demezsen. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Cennetin ağaçları. Ağaç, ağaç koymuyorsun. Cenneti ağaçlandırmıyorsun. Ya cenneti Allah ağaçlandırmadı mı? Ya ağaçlandırıyor ama senin zikrin ne? Senin namazınla, cennetin ışığı senin namazın. On sonra zifiri karanlık. Elektrikler kesildi. Ne olacak? Trafo yok. He, trafo patlar tabii. Namaz kılmıyorsun. Namaz kılmayan adam trafo çalışır mı ahirette? Nur olur mu? Yos sadakatü burhanü. Çıktımış mahşere. Nereye gideceğiz biz diyor sana. Sen cennete gitmeyeceksin ki sana gelsinler. Buyurun buyurun. Teşrifat yapsınlar. Sen zerzevat. Gidiyorsun öbür tarafa. Cehenneme. Ne olacak? Bir de önüne gelip de rehber mi arayacak? Şaşkın vaziyette bunalım içerisinde bekle de dur hem cehenneme girecek bir de 50 bin sene cehenneme girmeyi de bekletilecek Öyle hemen de giremeyecek o beklemekte öyle sıkıntı çekecek güneş tavan boyu yakına gelecek kendinden çıkan ter gölüne batacak o zaman da ne diyor ya Rabbi bu beklemek çok sıktı beni ya cehenneme de gideceksek yerimiz belli olsun yani bizi bir rahatlat da velev ki ateşle olsun adama bunu da dedirtecek Allah kendi diliyle cehenneme sok beni diye istetecek Hani şimdi bazı yaparlar ya at şuraya bir imza bakayım bana 50 sene verin diye falan. Adam imza da attırırlar yani. Zoru gördün mü ne yapacaksın abi? Ya daha beterine düşmemek için Ya Rabbi beni cehenneme at adam ya. Bu olacak iş midir? Akıllı işi midir? Ak ak akıl karı mıdır? Yazık değil midir? Allah bizi yarattı, şu Ramazan ayını bize lütfetti, bahşetti. Şimdi bizi affetmek için bu kadar çareler ortaya koydu. Hadi yok mu? Helmin sahilin bir şey isteyen vereyim. Helmin teaibin tevbe eden yok mu? Dönüş yapan, kabul edeyim helmin müstahfirin. Bağışlanmak isteyen yok mu? Mağfiret edeyim şu ikinci on günde. iftar saatlerinde, sahurlarda Rabbim nida ediyor bütün kullarına. Sen, Allah ne buyuruyor? Sen ne yapıyorsun? filmler, diziler, reklamlar, açık oturumlar böyle sanki dünyayı sen yönetiyorsun müfettiş gibi böyle oturmuş beyefendi. Her şeyi takip ediyor. Öte yandan yarın ahiretteki hesaplarından hiç haber yok. Gaflet ve dalalet sapıklık içerisinde. Bu olacak iş midir? Benim kitabımdan, zikrimden, bak şu sohbetler. Bunlar da ayetler, hadisler dolu farkındaysanız başından sonuna kadar kaç ayet hadis geçiyor. Biz öyle başkaları gibi efendim kendi yorumlarımızı katarak kendi edebiyatlarımızı ortaya koymak için konuşmuyoruz. Biz Allah ve Resulünden gelen haberleri size nakletmeye uğraşıyoruz. Çünkü tesir ancak Allah ve Resulün kelamındadır. Kendi konuşmalarımızda etki olmaz. Bundan dolayı bu sohbetleri dinlemek önemli. Bundan yüz çevirmek, Kur'an'dan yüz çevirmek. Şimdi elinde Cihaz zıp 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 atlıyorsun o yana bu yana. Ne zıplıyorsun o yana bu yana? Dinle işte burada dur. Ayet adı çok sana. Bundan daha önemli bir şey var mı? Niye bakacağım? Hava raporlarına bir bakacağım da. Cumartesi işte efendim tatile gideceğim. Efendim yok civar raporuna bakacağım. Yok şuna bakacağım buna bakacağım. Boş. Şu anda ölsen sana Kur'an'dan sorarlar. Sana havadan civadan sormazlar. Bak her an ölebiliriz. için Kur'an'dan yüz çevirmeyelim. Sohbetlerden yüz çevirmeyelim bu zikirleri kaçırmayalım. Şimdi millete telefon edelim, mesaj çekelim. Gerçi kaçan kaçtı dolu neler konuşuldu bak şimdi. Bunları dinlemiyor insanlar. Dinlemedi. Yazık değil mi? Haberdar edelim. Sonra pişmanlık var ahirette. Çok pişman olacak. İş işten geçecek, fırsat elden kaçacak. Kur'an'dan yüz çevirmeyelim. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Niçin onlar Kur'an vaazından yüz çeviriyorlar? Niye benim ayetlerimi, hadislerimi dinlemiyorlar? Kendim müstenfira. Sanki onlar yaban eşekleridir ki Ferrat bin aslandan kaçıyorlar. Aslandan kaçar ya o zebra mı ne diyorlar hani böyle şey olanlar. Bu bizim mahallenin eşekleri orada aslanın yemi olmaz. Orada ormanda ne arar bunlar? Onun için yaban eşeği deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi Kur'an'dan kaçanlar var. Zikirden kaçanlar var. Vaaz dinlemeyenler var. Kulaklarını tıkayanlar var. Aman dinlemeyelim. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti öyle yaptı. Ve cealiyo sabi'an fi adani. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar Nuh Aleyhisselam'ı duymayalım diye. Ve stakşev thiyâbehum. Elbiselerini gözlerine bürüdüler. Nuh Aleyhisselam'ı görmeyelim diye. Ve asarru. Kafirlikte inat ettiler. Ve stekberu stikbara. Büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Hani diyor ya Nuh der peygamber demez. 950 sene adam gebermeden önce çocuğunu alıyor getiriyor. Diyor ki evladım bak sana baba nasihatı vasiyeti olsun. Bu Nuh var ya bu delidir. Sakın ben ölürüm kalırım sen de buna inanma ha diyor. Çocuğuna da vasiyet ediyor diyor. O geberiyor. Çocuğu da aynı gavur yetişiyor. Artık Nuh Aleyhisselam 950 sene yahu çekti 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 sabret. Bekliyor ki belki ölenden çocuğu gelir onu iman ettiririm. Onun çocuğu gelir onu iman ettiririm. Yok. Dedi ya Rabbi. Ve la ilidu illa faciran Bunlara dedi bir tufan koparttı hepsi helak olsun gitsin. Bunlar kendinden beter gavur doğuruyorlar dedi. Bir tane iyi doğuran yok. Kur'an-ı Kerim'de o bedduası geçiyor. Israr. kim benim zikrimden yüz çevirirse. Niye yüz çeviriyorsun ya? Vaaz nasihatten niye yüz çeviriyorsun? Allah'ın dinini niye dinlemiyorsun? Seni yaradan yaşatan o. Şu sofraya hazırladığın yemekleri koyan o. Yaratan o. Yağmurları yağdırıyor. Bak burada bulutlar, bu kadar serinlikler, havalar. Hepsi Allah'ımızın. Bir nefes aldırıyor bize, güneş çaldırıyor bize. Yoksa hiç top edecek dünya. Aynı birden ceryanlar kesildi, jeneratör de yok, bilmem ne yok. Ne buzdolabı kaldı, her şey eridi gitti. Her şey bozulur. Şu anda Rabbimin bu düzeni hiç aksiyon. Rabbime baraj lazım mı? Rabbimin güneşine Petrol lazım olsa hangi bir memleketin petrolü güneşe efendim şey yapacak? Adam Bağdat'ta e, petrolün ortasında tabii gavurlar işgal etmiş, zavallı Müslümanlar perişan. Ya diyor ceryanlar kesiliyor diyor. Jeneratörümüzde de petrol yok. Bağdat gibi yerde petrol olmaz mı? Adam da <laughs> Bağdat'ta petrol bulamıyor. Sen nereden güneşi, güneşe petrol bulacaksın da geleceksin? Ne biçim bir kaynak? Nasıl bir ziya? Işık kaynağı. Sıcaklık kaynağı. O ay nasıl bir şey? Nasıl bir nur? O gezegenler, o alemler. Hepsini yarattı allah Teala. Sen niye bu kadar iyilik sahibi veli nimetini dinlemiyorsun? Kur'an okumuyorsun, tefsir okumuyorsun, hadis fıkıh okumuyorsun. Almışsın el nefsi, bir, 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 google, mogul. Bir oraya giriyorsun, bir buraya giriyorsun. Tık oraya, kık oraya. Bilmem ne. Aa, laga laga laga. Bir de tweet atmışlar, bilmem ne. Atmışlar. Bir de bunlar çıktı. Her gün yeni bir dalalet çık. O şöyle yapmış, bu böyle yapmış, o şunu yemiş, bu bunu demiş, ondan evlenmiş, ondan boşamış. Bize ne ya? Şimdi ölçek bize hangi artist kiminle ne yaptığını mı soracaklar kardeşim kabirde? Evvelü vaşşül aynusallah ilk sorulacak namaz. Bize namazı soracaklar, senin namazdan hesabına bir bakalım diyecekler. Sen de diyeceksin ki aman ya Rabbi hiç açmayalım bu hesabı diyeceksin, değil mi? Niye? Biliyorsun ki dümdüz, hiç kaza maza bir şey yok, aslı yok. Veya kılmış vaktini atlatmış. Veya kazaya bırakmış, kazaları kılmamış. Ya sen kimin huzuruna gidiyorsun? Kimin hesabına çekileceksin? Sen nasıl böyle bu işi gevşekten alabilirsin? Sen ne zannediyorsun ahireti ya? Bir vurdular mı sopayı? Kabrin ateş dolar Allah muhafaza etsin. Meleklerin elinde mutrakalar var. Demirden ateş kıpkızıl. Böyle oluyor ateşte demir kıpkızıl olur. Öyle ondan vuruyor sana. Dayanılacak bir şey değil. Uslu kul olalım. Niye Kur'an'dan yüz çeviriyoruz? Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse, zikirden, vaazdan, nasihattan, Allah rızası birbirini ikaz edelim, uyandıralım. İnananlara vaaz fayda verecek. Ve zekkir. Habibim sen vaaz et. Sen öğüt vermeye devam et. Sen nasihate devam et. Fe inne zikra tenfe'ül mü'minin. Çünkü vaaz-ı nasihat inananlara mutlaka fayda verecek. Zerre kadar imanı olan vaazdan kar ediyor. Biz bunu görüyoruz yani. Etkilenme var. Tesirleniyor ama hiç imanı olmayan da Ben ne yapayım? Yine de bizim konuşmamız neticesinde baya bir insanlarda etkilenme oluyor ama bazısı da kasıtlı dinliyor. Kayıtlı şartlı olarak. Bir arkadaş dedi ya bir arkadaşa dedim ki gel hocanın vaazına gidelim. Bakıyorum bu alttan e, şeyler geçiyor. E, ben tabi uzaktan göremiyorum. Sonra haber alıyorum, bakıyorum falan. E, bir arkadaş yazıyor. Efendim seni sohbetlerine katılmak istiyorum da nasıl yapacağım, nereye geleceğim, nereye edeceğim. Mübarek bize katılmak için 3 ay evvelden bilet almayacaksın. Filmem 50 lira para ödemeyeceksin. Biz öyle artist martist değiliz. Sanatçı falan değiliz. Bizim oralara biletle girilmiyor, bedava giriliyor. Yalnız o şeyi görünce dedim hani ilan edeyim. Ahmet Yesevi Derneği var. Halit Caddesi'nde Fatih Camisi'nin Boyacılar Kapısı var. O kapıdan aşağı inen cadde en geniş cadde Halit Caddesi. Oradan Ahmet Yesevi Derneği var. Orada haftada bir sohbetimiz, muhabbetimiz oluyor. O da efendim e, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler. Yani şimdi Perşembe bitiyor. Ertesi gece gün cuma olacak ya ona cuma gecesi denir. İslam'da gece öncedir, gündüz sonradır. O vakitte Ramazan'da bile yapıyoruz. Ramazan'da iftarı yapıyoruz. Orada dernekte herkes bir şey getiriyor. Böyle e, akan kokan şeyler değil de e, hurma gibi, sandviç gibi böyle iftar ediliyor. İftardan sonra akşam namazı kılınıyor. Evvabinler ondan sonra sohbet, ondan sonra teravih. Bu fakiri teravihle kıldırıyorum. Kendime kıldırıyorum. Böylece dağılıyoruz. Onu da o arada söylemiş olalım. Hakikaten vaaz-ı sohbetin faydası var. Mutlaka inananlara fayda edecek. Allah Teala öyle buyuruyor. İşte bir arkadaş da almış bir arkadaşını. Ya çok ısrar etmiş. Gel demiş, git demiş. O da efendim yapma etme benim imanım yok, itikadım yok. Ben inanmıyorum böyle şeylere ya demiş. Ya inanmasan da demiş. Fark etmez demiş yani. Bir dinle demiş. Ne zarar edersin? Zaten bir masraf yok, israf yok. O da nasıl olsa bedava olduğu zaman bizim millet efendim gelir. Gelmiş. Bizim de sohbet o zaman bazı 2-3 saat sürüyor. Uzun sürmüş. Sohbette sıkışık tıkışık. Millet bazı kere izdamdan kaç kere ayağa kalkıp oturtuyoruz. Bunun üzerine bazıdan çıkarken Artık o bakmış ki acaba darlanır mı marlanır mı işte benim konuşmalarım da biraz e, şeydir neşelidir öyle akışlıdır falan. Sohbet bitmiş çıkmışlar. Demiş ki arkadaşına nasıl buldun demiş hocayı. Yahu demiş vallahi demiş biraz daha dinlesem az daha Müslüman olacaktım demiş. Yani demiş 40 yıllık gavurluğuma mal olacaktı bu sohbet demiş zor dayandım demiş. Yani gavurlukta kalmaya <laughs> zor dayandım demiş. Ben Mert adamı severim abi. Ben açık konuşan adamı söylüyorum. Böyle gelip de münafıklık yaptı. Ben de Müslümanım bana iyi, ondan sonra Kur'an'ı inkar eder falan. Sahtekarlığa lüzum yok. İnanmıyorsan diyeceksin ben inanmıyorum kardeşim. Ben gavurum diyeceksin. Bunu, bu bir şey değil. Hesabını Allah'a vereceksin. Bana ne ben efendim Allah'ın azap memuru değilim. Ama adam diyor ki 40 yıllık gavurluğuma mal olacaktı. Zor direndim. Şimdi bu şekilde vaaz dinlemek de adama tesir etmez. İnsana fayda vermez. İnsana fayda veren nedir? samimiyetle, sadakatle, ihlasla yani hidayet istemek lazım. Rabbimle ne buluyor? Ya ibadi, ey benim kullarım, kullukum dullalim. Hepiniz sapıtmışsınız. Hiç kimse hidayette yok. İlla mene değil ancak benim hidayete erdirdiklerim, peygamberler, veliler, salihler, müminler, müslümanlar, bunları ben yola aldım da yola geldi. Yoksa Allah Teala yola almasa kimse yolda olamaz. Festehduni ehdikum. Öyleyse benden hidayet isteyin ki sizi hidayet edeyim. Yani isteyeceksin. Bir istekle dinleyeceksin. Şu dersi şurada dinlerken içinde bir hidayet meyli olacak. Ya Rabbi bana hidayet ver. Doğru yolu nasip et. Hakkı hak göster. Ona uymayı nasip et. Batılı batıl göster. Ondan sakınmayı nasip et. Bana rüştümü ilham et. Doğruluğu anlat. Kalbimi furkan yap. Kalbimi hakka, hakla batılı ayıracak vasfa erdir. Ve eriştir ki kim doğru konuşuyor, kim yanlış konuşuyor. Ben anlayayım ya Rabbel Alemin. Bakıyorsun profesör ordinalis olmuş. Adam hakkı bulamıyor. Öbürü çöpçü hakkı bulmuş. Ne olacak şimdi? Mürekkep yalamakla okumakla bilmem neyle olsaydı bu kadar profesörler, doçentler hepsi ehli sünnet üzere idiatte olurdu dünyada. Değil. Bakıyorsun hamal, çöpçü şudur budur. Hor görürsün, hakır görürsün. Belki adam yerine saymazsın ama Allah katında çok büyük değeri var. Neden? Hidayette adam. Sırat-ı müstakimde dostlarla beraber. Cennete gidecek yarın ahirette. Yüzü ayın 14'ü gibi parlayacak. Bize o lazım. Onun için vaaz nasihati çok dinlemek lazım. Dinleyen mutlaka bir fayda görür imanlı ise. Çünkü Allah Teala boşuna buyurmaz. Habibim vazet fe inne zikraten müminin. Senin vaazın inananlara mutlaka fayda verecek. Biraz Allah'tan korkmak lazım. Biraz derken çok korkmak lazım baba. En azından biraz Allah'tan korkmak lazım. Ne buyuruyor Rabbim? Fedekir inne fe'atiz zikra. Habibim vaazu nasihata devam et. Vaazın fayda verirse. Verirse de et, vermezse de et. Ama verirse ne hala? Herkese vermez. Sezzekkeru <laughs> men yakşa. Allah'ı görmeden, gayben, gıyaben korkanlar benim Rabbim var, bana azap edecek bir Allah'ım var. Onun gücü var, beni her an yakalayabilir. Bunu bilip bu şuurda, bu idrakta Allah'tan korkanlar mutlaka vaaz nasihattan tesir görecek ve öğütlenecek diyor. Ve ete bu eleşka. En bedbaht, en kötüler vaaz ve nasihatlardan uzak duracak. Çünkü ellezi yaslan nâral kubra o en büyük ateşe girecek. Sümme lâ ve lâ yahya. Sonra o ateşte yanacak, yanacak, yanacak. Can boğazına ulaşacak. Ne ölecek, ne kalacak. Ne çıkacak ölçün kurtulsun, ne girecek bir rahat nefes alsın. Onun için Allah cümlemizi Gazu nasihatlerden fayda görenlerden eylesin. Allah'ımızdan niyaz ederiz şu iftar saatlerinde, şu hassas saatlerde. Allah'ım cümlemize cennetini ikram eylesin. Cennete yaklaştıracak inançları, amelleri nasip eylesin. Allah'ım cümlemizi azabından, gazabından, cehenneminden muhafaza eylesin. Cehenneme bizi yaklaştıracak kötü inançlardan, amellerden, ahlaktan muhafaza eylesin. Allah'ımız Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyorsa bütün isteklerini biz de istiyoruz. Bize de ihsan eylesin. O nelerden sığındıysa Rabbine yalvardıysa hepsinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin onlardan bizi muhafaza eyle ve bizi emin eyle. Rabbim muhafaza eylesin. Şu mübarek saatlerde Allah bütün günahlarımızdan bizi azad eylesin, eylesin, mağfiret eylesin. Bütün ekranları başlarından dinleyen hepinizi bu dualara ilhak eyleyip Rabbim hepimizi umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Çoluk çocuklarımızı salih salihattan eylesin. Ahiru akıbetlerimizi hayır eylesin. Ve oruçlarımızı Rabbim kabul eylesin.